Her pozisyon gol oldu. Her gelen gol oldu. Yani 50 maç yapsak öyle bir skor daha olmaz ki sonradan oldu. Öyle bir 8-0 daha oldu. Yani şansımız tutmuyordu İngilizlere karşı. Yani çarpıyor, giriyordu. Her vurduğu kafa avuta atmadı. Gol oldu. Yani bazen kafayla kaçırıyor da. Ama bunlarınki gol oldu 3 tane. Sağ bekleri bile gol attı kafayla, yani düşünün. Bütün gazetelerden ağır hakaretlere uğradık. Yalnız ben değil, tabii diğer futbolcularda, ama kaleci olduğum için, golü ben yediğim için en çok hakarete ben maruz kalmıştım. Daha profesyonelce yaşayabilirdim. Daha çok aileme vakit ayırabilirdim. Ben çok başkaları için yaşadım. Bu da komşum için yaşadım, mahalle arkadaşlarım için, çevrem için. İnsan biraz bencil olabilmeli. Bencilliği seçebilmeli. Çevre baskısından, komşu bunu diyecek, öğretmenim bunu diyecek. Korkarak yaşadık. Bekçiden korktuk. İğneden korktuk. Öcü kelimesinden korktuk. Hep böyle pısırık bir hayat oldu. Yaşar Duran, namı diğer Kova Yaşar. Türk futbolunun unutulmaz ismi. A milli takımın ve Fenerbahçe'nin efsane kalecisi. 26 kez Türk milli takımına çağrıldı. 15 kez milli formayı giydi. Futbola Ankara Altındağ Spor'da başladı ve alt kademe liglerde oynadıktan sonra Türkiye 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Spor'a transfer oldu. Hırslı, azimli ve çalışkandı. Gaziantep Spor'da uyum sorunu yaşamadan kısa sürede 1. kaleci olarak görev yapmaya başladı. Gösterdiği performansla Türkiye milli takımına seçildi ve büyük takımların transfer listesine girdi. Neticesinde 1981-82 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 7 yıl kalesini koruduğu Fenerbahçe'de 2 Türkiye şampiyonluğu gördü. Yıllarca A milli futbol takım formasını terletti. Pek çok kez Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterildi. Ancak Yaşar Duran'ın kariyerini bir maç alt üst etti ve onun hayatını adeta kabusa çevirdi. 1986 FIFA Dünya Kupası elemelerinde A milli takımın İngiltere'ye karşı 8-0 mağlup olmasının suçlusu olarak gösterildi. Medyanın ve kamuoyunun diline düştü. Ağır hakaretlere maruz kaldı. O günden sonra da Kova Yaşar olarak anılır oldu. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol. Yaşar Duran 1955 yılında Ankara'nın Bala kazasına bağlı Hacı Bekir köyünde dünyaya geldi. Anne babası birbirlerini severek evlenmişti. 6 kardeştiler. Fakir ama mutlu bir aileydiler. Bir ekmeği bölüşmeyi o yıllarda öğrendi Yaşar Duran. 4,5 yaşına kadar köyde yaşadı. Sonra Ankara'ya taşındılar. İlkokulu Ankara Yeni Doğan İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi meşhur Beyazıt Lisesi'nde okudu. O zamanlar Yıldırım Beyazıt Lisesi, futbolda 8 kez dünya şampiyonu olmuş bir okul takımıydı. Merak saldı ve gönlünü futbola verdi. Sonrasında ise okulu lise 2'den terk etti. Altındağ Spor vardı, 3. lig takımı. 3. lig takımına seçmelerine katıldım. 10 tane kaleci vardı. O seçmelerde beni
beğeneceklerini hiç ummuyordum. Fakat ben beğenildim o 10 kişi arasından. Ve 3. lig takımının genç takımında futbola başladım. 1969-70 sezonunda lisansı çıktı. Henüz 15 yaşındaydı. Akranları orta yapmak, koşturmak, gol atmak için çabalarken o kaleye geçmeyi, sağa sola zıplayarak top çelmeyi seçti. Futbola belki geç başlamıştı ama sıkı çalışmayla hızlı ilerlemişti. 2 sene böyle geçti. Sonrasında Ankara Demirspor genç takımına transfer oldu. Aralarında Teoman Yamanlar, Tamer Güney, Erkan Kural ve Çetin Gürel gibi hocaların bulunduğu isimler onu Ankara karmasına seçti. O yılın sonunda da 2. lig ekiplerinden Gaziantepspor'a gitti. Heyecanlıydı. Eğer azmederse 1. lige kadar çıkabilirdi. Ancak önceleri kadroya bile giremedi. Yıllarca bekledi. Gaziantep'te 3,5 sene hiç oynayamadım. Kadroya da girememiştim. Zor günler yaşadım. O zamanki şartlar, tesisler bu şekilde değildi. Böyle güzel çim sahalar, yemek çıkan restoran bölümleri yoktu. Biz dışarıdan yemek yiyorduk kendi paramızla. 3,5 sene hiç oynayamadıktan sonra bir gün iddiamız olmayan bir maçta oynattılar beni. Ve iyi oynamıştım. O zamanki Sarıyer'de Garo isminde bir futbolcu vardı. Geldi beni alnımdan öpmüştü. Yolun açık demişti. İyi kaleci olacaksın sen. Böylece yolu açıldı Yaşar Duran'ın. Antrenörleri, aynı zamanda da kalecileri olan Necdet Zorluer ona eldivenlerini verdi. Bundan böyle kale senindir dedi. Böylece Gaziantepspor'da sürekli oynamaya başladı. 1978-79 sezonunda şampiyon oldular ve 1. lige çıktılar. Başarıda Yaşar Duran'ın büyük katkısı vardı. O sene milli takıma çağrıldı. 2. ligden ilk milli takıma giden kalecilerden biriyim. 2. ligden o zaman kolay kolay 2. ligden kaleci ya da oyuncu almazlardı milli takıma. Hep büyük takımlardan alırlardı. Ben de o 2. ligden seçilen kalecilerden biriydim. Milli takımda da Şenol Güneş hocamız vardı. Şimdi hocalık yapıyor. Onunla beraber milli takım kalecisi olduk. Kaleci Yaşar artık 1. lig takımlarının da dikkatini çekiyordu. Teklifler arka arkaya gelmeye başladı. 1981-82 sezonunda Fenerbahçe'den gelen teklif belki de en cazip olanıydı. Değerlendirdi ve Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transferi de çok konuşuldu o dönem. Bugünkü paralar yoktu belki ama Yaşar Duran hatırı sayılır bir rakama Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe Gaziantepspor'a büyük bir bonservis parası ödedi. O da aldığı paranın hakkını vermek için çok çalıştı. 1982-83 sezonunda şampiyon oldular. Dünya karmasına dahi çağrıldı. Ancak asker olduğu için genelkurmaydan izin çıkmadı. 7 yıl Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Bazen hatalı goller yese de takımının kaderini değiştirecek hatalar yapmadı. Saha biraz çok ağır, evet. Biraz da bozuk. Evet. Fakat şartlar böyle. Oynamak zorundayım. Sahanın en kötü yeri burası mı şu anda? Kale önleri daha ağır abi. Çok ağır değil mi? Hata olabilir mi? Mümkün. 1984-85 sezonunda bir kez daha şampiyonluğu tattı. Fenerbahçe onun kaleci olduğu dönemde 29 yıl sonra ilk kez Türkiye Kupası'nı da kazandı. Cumhurbaşkanlığı, donanma, spor yazarları derken kazanmadıkları kupa kalmadı. Bir maçta 3 penaltı kurtardığı dahi oldu. Fatih topun üzerine doğru geliyor, vuruyor ve Yaşar karşılıyor. Yaşar karşılıyor, Fatih de yaralı. Ama bir maç tüm kariyerini bir anda altüst etmeye yetti. Played again for Robson. Who's onside and gets this hat-trick. What a brilliant goal for England. 50 tane maç yapsak öyle bir skor olmaz. O maç benim hayatımı değiştiren maçlardan biriydi. Çünkü çok büyük bir skordu 8-0. And Butcher of course as well, 6'4" of him. And it was Butcher who got the header in. And Barnes also. And England has scored. 2 ay yüksek top çalıştık. Korner, free kick, yüksek toplar. 2 ay. 3 tane yüksek toplardan kafayla gol yedik biz. Anderson's come up from the back post as well. Well, and it's Viv Anderson who gets the goal. Devre 4-0 oldu. 4-0 oldu. Yani artık elin ayağın kalkmıyor. Maç bitse de bir an önce gitsen diyorsunuz. Çünkü skor çok farklı bir skor. Ben devre arası hocama söyledim.
Allah rahmet eylesin. Çok iyi, sevdiğimiz, saydığımız iyi bir hocamızdı. Milli takım hocası. Candan Tarhan hocamız. Oyuncu hakkımı başka yerde kullanacağım. Sen devam et dedi bana. Ben oyundan çıkmak istedim. 4-0'dan sonra. Oynadık. O skor oldu. O skordan sonra tabii bana Türkiye'nin bakış açısı değişti. Basının beni yerden yere vurması, faturanın bana kesilmesi. Yılların silemediği bir damga yedik oradan. Yılların başarılı file bekçisinin lakabı artık Kovay'dı. O günden sonra geçmişteki başarılarının, şampiyonluklarının, kurtardığı penaltıların hiçbir önemi yoktu. O artık taraftarın gözünde Kovay Yaşar'dı. Hakkında yapılmayacak espriler, olmayacak sözler söylendi. Unutulmaz manşetler atıldı. O dönem A milli takımın kalesini koruyan Yaşar Duran'ın 1986 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İngiltere'den tam 8 gol yemesi sanki milli mesele haline geldi. O güne kadarki tüm başarıları adeta buruşturulup çöpe atıldı. Tek bir maçla anılır hale geldi. Ancak Yaşar Duran, esprili ve kendisiyle barışık bir kişiliğe sahipti. Başlarda çok üzülse de sonradan bu durumla dalga geçmesini bildi. Daha sonra yaptığı sohbet ve röportajlarda bu gollerden tatlı tatlı bahsetti, futbolu mizahla donattı. Yıllar sonra rol aldığı reklam filminde kaleci Yaşar, bir kez daha kova sendromuyla dalga geçti. Of, of, of! Yaşar Bey, gençken yediğiniz golleri mi hatırladınız? Şubeye gitmeye gerek yok mu? Yine gol oldu Yaşar Bey. Sevilmek çok önemli. Sevildiğimi hissederek böyle bir teklif geldi bana. Yine gol oldu Yaşar Bey. Türkiye o İngiltere maçının ya da o yediğim golleri zaten hepsi içine kanıksamış ve bana hala unutmayanlar da espri şeklinde, yani ben onu hazmetmesini bilen bir insanım öyle bir şeyi. Senaryoda da öyle bir şey vardı. Çok da çirkin de değildi. Hatta bence hoş da bir şeydi. Yaşar Duran, takım arkadaşları ve hocaların destekleriyle futbol hayatına devam etti. 1987'de evlendi, iki çocuğu oldu. Ancak evliliği iyi gitmedi ve eşinden ayrıldı. Çocukları ise her şeyiydi. En büyük üzüntüsü de yoğun futbol hayatı boyunca çocukların büyüdüğünü görememek oldu. Fenerbahçe'den sonra 1986-87 sezonunda lige büyük bir bütçe ve iddiayla giren Malatya Spor'a transfer oldu. Malatya Spor o yıllarda çok iyi bir kadro kurmuş ve çok iyi transferler yapmıştı. Yaşar Duran, Malatya Spor'da 4 sezon boyunca kaleyi korudu. O yıl 1987-88 sezonunda Malatya Spor, tarihinin en iyi sezonunu geçirerek ligi 3. sırada tamamladı. Ancak sonrasında takım bazı sorunlar yaşamaya başladı. Yaşar Duran, 1988-89 sezonunun başında Sarıyer'e transfer oldu. Ancak sonrasında ilginç bir şey oldu ve eski takımı Fenerbahçe'ye geri döndü. 1990 yılında dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Tony Schumacher'e yedek kaleci oldu. Bir sene oynadı, ardından ilk evim dediği Gaziantep'e tekrar geri döndü. 2 yıl Gaziantep Spor'da forma giydikten sonra Yaşar Duran, 1992-93 sezonunun sonunda etkin futbola veda etti. Çeşitli kursları bitirerek, antrenörlük kursu, kaleci antrenörlük kursu, A kursu, teknik direktörlük kurslarını bitirerek futbol yaşantımın bu bölümüne devam etmeye başladım, antrenörlük. Çünkü mesleğimiz bu. Ben bu futboldan da emekli oldum. Şu anda da Adana Demirspor'da kaleci antrenörlüğü yapıyorum. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız. Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi Adanalılara, bu şampiyonluğa susamış bu taraftarlara layık bir taraftar Adana Demirspor camiası. Burayı da şampiyon yaparsak kariyerime bir şeyler daha katmış olacağız.
Hayatımdaki en büyük pişmanlıklardan birisi yabancı dil öğrenmemek. Bu başta gelir, yabancı dil öğrenmemek. Daha çok daha iyi profesyonel bir yaşam, futbol oynarken daha profesyonelce yaşayabilirdim. Mutluyum. İyi ki sporcu olmuşum. İnsanlara şunu tavsiye ediyorum. Lütfen ve lütfen spordan uzak kalmasınlar. Her branşta, her dalda kendilerine göre bir spor mesleği seçsinler. Bunu meslek olarak da değil, hobi olarak yapabilirler. Lütfen sağlıkları için, yaşamları için, sağlıklı bir yaşam için spordan uzak kalmasınlar. Yaşar Duran, Türk futbolunun efsane ismi, A milli takımın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecisi. 20 yıl boyunca farklı takımlarda kalecilik yaptı, Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşadı. Esprili futbol anlayışıyla taraftarın sevgisini kazandı. Ancak kariyerinin zirvesindeyken İngiltere ile oynanan milli maçta tam 8 gol yedi, kariyeri tepe taklak oldu. Kaleci Yaşar gitti, Kova Yaşar geldi. Mağlubiyetin tek sorumlusu olarak gösterildi, uzun süre medya ve kamuoyunun diline dolandı. Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atsa da yine de İngiltere karşılaşmasıyla ve Kova lakabıyla anıldı. Olan bitene çok üzüldü ama hiçbir zaman çok sevdiği futbolu da bırakmadı. Oynadığı bütün takımlarda kulübünün, formasının, aldığı paranın hakkını vermek için ter döktü. Yaşadığı sürece futboldan kopmamaya da kararlı. Her şeye rağmen İyi ki sporcu olmuşum diyor. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol.